Değerli valilerimiz, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, toplantımıza başlıyoruz. Bu toplantımızın gerekçesi yaklaşık 4 koordinasyonu varsa onları da burada değerlendirmiş olacağız. O açıdan ben çok fazla teknikle Akdeniz'de Rusya Federasyonu ile beraber yürüttüğümüz çalışmalar kendi seyrinde ve program dahilinde devam ediyor. Karadeniz'de ikinci büyük kuracağımız 4 ünitelik santral için ise müzakerelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi Japonya, Güney Kore, Çin ve Kanada ile ilgili firmalarıyla beraber bu görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin büyüme hızını karşılayacak olan ikinci ve üçüncü nükleer santralların mutlaka 2023 yılına kadar bir kısmının işletme halinde, bir kısmının da inşa halinde mutlaka Türkiye'ye kazandırılması lazım. Müzakere konusunda Türkiye çok ciddi bir mesafe kat etti. Kendi modelini oluşturdu. Ve o modelle beraber de Türkiye'nin enerji sektöründeki hem çeşitlendirmesini hem de büyümesini karşılayacak bir yapıya girdi. Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi hem bunların yerli üretimi, olabildiğince yerli üretimiyle alakalı çalışmalardır. Diğer bir önemli konu da insan kaynakları ile alakalı çalışmalardır. Biliyorsunuz biz yüzme dersleri öğrettik de böyle havuzu denizi olmayan bir ülkeye benziyorduk nükleer konusunda. Hocalarımız var, üniversitelerimiz var. Bu konuda çok ciddi eğitim veren üniversitelerimiz var ama nükleer santral kurmadıkça insan kaynaklarını çok iyi değerlendirmiş olmuyorsunuz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında artık buna ağırlık veriyoruz ve kendi mühendislerimizle beraber bunu yapılandıracak bir sistem kuruyoruz. Bildiğiniz gibi 300'e yakın bir öğrencimizi mühendis yetiştirmek üzere Rusya Federasyonu'na göndermek için yıllık 50 tane kontenjanımız vardı. Bu kontenjan arttırıldı ve 600'e çıkartıldı. İnşallah bunu da ilk defa Aydın'dan duyurmuş olalım. Pazartesi'den itibaren sitesinde açıklanacak ve yeni alımlar başlayacak. 75 tane öğrenci bu yıl göndereceğiz ve hemen hemen 5-6 bin öğrenci arasından bunu seçiyoruz. Gidecekler orada her türlü sınav ayrıntılarının duyuruları yapılacak. Üniversitelerin fen edebiyat ve mühendislik fakültelerinin matematik derslerinin okutulduğu herhangi bir bölüm dahi bizim nükleer güç santralları ile alakalı görev yapacak mühendislerimiz için yeterli olacak. Ve geçen seneden farklı olarak da önemli bir katkı, önemli bir başvuru olacağı kanaatindeyiz. 1 ila 3 yıl civarında da Rusya'da bulunan kendi alanlarındaki bir santralda da görev yapacaklar. Yani 5-7 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz ve kendi alanlarında çok ciddi uzmanlar yetişmiş olacaklar. Kalacak yerlerini, ders kitaplarını, burslarını, sağlık sigortalarına varıncaya kadar her birisini proje firmamız tedarik edecek. Ve oradaki herhangi bir Rus mühendisinin aldığı maaşı da kendilerine takdim edeceğiz. Hemen hemen 2000'e yakın mühendisi bu 3 tane santralımızda istihdam etmiş olacağız. Bu çok önemli bir rakam. Güney Kore 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda bu işe başladığında yurt dışına 2000 tane mühendis gönderdi. Eğitimlerinden sonra o mühendisleri istihdam etti. Türkiye'nin nükleerdeki geleceğini inşallah bu genç arkadaşlarımız biz görevleri kendilerine tevdi ettikçe Türkiye'de yerine getirmiş olacaklar. 2020'li yılların, 2030'lu yılların insan kaynaklarını inşallah şimdiden yetiştirmiş olacağız. Sabırlı olacağız ama mutlaka hızlıca bu işlerimizi yapmamız lazım.